Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Pişti oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Öncelikle hepiniz İskambil kanalı'na hoş geldiniz. Eee İskambil oyunlarının hemen hemen hepsi kanalımızda mevcut. Zaten düzenli takip eden kullanıcılarımız bilir. Pişti oyunu da var. Fakat daha kaliteli bir çekim ve daha detaylı anlatım için yeni bir video çekiyorum şu an. Umarım izlerken anlarsınız. Anlamadığınız noktalarda çekinmeden sorabilirsiniz. Zaten pişt oyunumuz arkadaşlar en basit iskambil oyunlarından biridir. Yani ben 7-8 yaşındayken biliyordum. Oyunumuza geçecek olursak arkadaşlar oyunumuz 2 ile 4 kişi arasında oynanabiliyor. Hani 2 kişilik ve 4 kişilik şekillerin mevcut. 4 kişilik oyunda eşli oynanırsa çok zevkli bir hal alabiliyor. Eşli oyunun da nasıl oynandığından kabaca bahsedeceğim ama önceliğim 2 kişilik nasıl oynandığını anlatmak. Standart bir 52 destemiz var arkadaşlar. Bunu şöyle birkaç tane karıştır karıştırıyoruz. Hiç İskambil destesindeki kartları ne olduğuna dahil bile bir fikri olmayanlar için kanalda İskambil kartları nasıl oynanır, İskambil nasıl oynanır diye bir video var. Önce onu izlesinler arkadaşlar. Daha sonradan bu videoyu izlesinler. Yani hiç rakamlar ne, papaz ne, kız ne, vale ne. Hiçbirini bilmeyen için önce onu izlemesini tavsiye ederim. Desteği karıştırdıktan sonra karşıdaki oyuncuya kestiriyoruz. Kestiğinden sonra arkadaşlar en üsttekini bu yöresel değişiklikler gösterebiliyor. Bazen karşıdaki gerek kağıt açıyor. Bazen dağıtan kişi. Ama ben bu şekilde oynuyorum. Benim oynadığım şekilde nasıl dağıtıldığını göstereceğim şimdi. En üsttekini açık. 3 kartı yere bırakıyorum. 4 tane rakibime 4 tane kendime kart veriyorum. Şu şekilde. Şöyle kalan desteği de koyuyorum. Bazıları kalan destenin altındaki kağıdı da açıyor falan. Aklınız karıştırmamak için oraları göstermeyeceğim. Şimdi eller açık oynayacağım ki daha net nasıl oynandığını anlayın arkadaşlar. Şöyle iki el de açayım. Şimdi ben dağıttığım için arkadaşlar oyuna karşıdaki oyuncu başlar. Yani bu oyuncu. Oyunun mantığı çok basit. Yerde papaz varsa papaz atarak alabilir. Yerdeki kapalı 3 kağıda arkadaşlar sadece alan oyuncu bakar. Bu kağıtlara bakmak önemli. Nedeni ise şu kağıt takibi pişti de bir numaralı kuraldır arkadaşlar. Yani en iyi kağıt takip eden oyuncu en iyi oyuncudur. Bu çıkan kağıtları iyi aklımızda tutmamız lazım. Kız 9-6 mesela. 2 tane de papaz çıktı. Her karttan 4'er tane olduğu için e, kağıt takibi önemli. Ne kadar çıkmış kağıt atarsak rakibimizin alması o kadar zorlaşır. Şimdi oyunun ilk başı olduğu için çıkan kağıt yok. Elimdeki çift Kağıdı atacağım. Mesela altılı. Bunun sebebi ise arkadaşlar yerde hiçbir kağıt yok iken yere bir kağıt atıldığında yani böyle tek bir kağıt olduğunda eğer bu oyuncu da altı atar alırsa pişti yapmış olur. Birkaç el daha böyle oynadıktan sonra daha net ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela şeyi yok altılısı yok. O yüzden herhangi bir Kağıdı atabilir. 9'lu attım. Artık rakibimde altılı olmadığını biliyorum. Ama altılı kağıdını saklayacağım ki yerde gene kağıtlar alındığında sağlam bir kağıtım olsun. Yani pişti vermemek için arkadaşlar. Bunlar oyunun ince noktalar biraz. Sizler de oynadıkça daha net anlayacaksınız. Şimdi 9'lu attık. 3'lü attı. 6'lu attık. 8'li 4'lü. Yeniden 4'er tane kağıt veriyorum. Yine kağıtları açıyorum. Eller kapalı oynanıyor arkadaşlar normalde. Ama siz daha net anlayın diye açıyorum. Dağıtan kişinin karşısındaki her zaman başlar. Bu arada arkadaşlar denk gelmişken söyleyeyim. 3 tane yedilisi var. Bir tane altılısı var gördüğünüz gibi. Bu oyunda bir kural var. 4 tane aynı kağıt gittiğinde o el karılır. Dağıtılır yeniden başlanır. Yani kim ne kadar pişti yapmış kağıt almış hiç önemli değil. 4 tane aynı kağıt gittiğinde o el tekrarlanır. Şimdi başlayalım oynamaya. Yani çok bekletmemek adına tutar olmadığı için hızlı devam edeceğim. Fakat vale var arkadaşlar. Vale oyunda attığımız anda yerdeki tüm kağıtları almamıza yarar. Yani vale önemli bir kağıt. Şimdi sırayla atıyoruz. Mesela hepsini oynandı. En son valeyi attım aldım. Tek tek oynanıyor normalde de. Sizi daha çok sıkmamak adına hızlandırdım biraz. Yerde hiçbir kağıdımız yok gördüğünüz gibi. 4'er tane daha kağıt dağıtıyorum. Bakın arkadaşlar, oyunda çıkan kağıdın takibi çok önemli. Şu an mesela 3 tane 7, 3 tane 6, 3 tane papaz çıktı. Bunları aklınızda tutmak önemli. Mesela 3 tane 7 çıktığı için bu oyuncu yedili atar. 4. yedili bu. Yani bir tane daha yedili olmadığı için aslında bana pişti vermemiş olur. Pişti'nin bir çeşidi daha var arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim ama kafanızı çok bulandırmayayım. Anlamayan arkadaşlar çok takılmasın. Beşe basmalı pişti diye bir şey var. Yani beşliği pişti yaptığınız andan itibaren oyun biter. Direkt biter. Hatta bu bazı kahvelerde oyun oynanan yerlerde çok dalga konusu olur. Beşe bastı diye. Yani beşliyle pişti vermemeniz lazım o oyunlarda. O yüzden o tarz bir oyun oynuyorsanız ki beşe basmalı pişti daha zevklidir. Oynamanızı tavsiye ederim. Beşlileri ilk başta atın. Pişti, sona saklarsanız pişti olmasına sebep olabilirsiniz. Şimdi yediliği attık. Sırayla oynuyoruz. Yine tutar yok. Mesela arkadaşlar bu sefer de şöyle atayım. Atayım. Son kağıdı ben atacağım için yerde bir kağıt kalacak. Vale ile aldı. Sonuncu kağıdı bıraktı. Şimdi mesela 5'e basmalı pişti oynamış olsaydık bunu sona bırakmazdık. Şimdi normal piştiğini nasıl oynandığını anlatıyorum. Eli açalım. Şansa da hiç pişti denk gelmedi. Gene tutar yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu oyunda güzel onlu 3 sayı güzel ikili ise 2 iki sayı. Yani bunlar önemli kağıtlar arkadaşlar. Mümkün olduğunca bunları almaya çalışıyoruz. Şöyle sıralı bir şekilde oynayalım. Hızlı bir şekilde. Bakın bu yerdeki aldığım kağıtlar arkadaşlar 6 sayı puanlamanın nasıl olduğunu en sonunda göstereceğim. Daha net anlayacaksınız ama yani güzel onluyla güzel ikiliye önem vermek gerekiyor. Şöyle elleri açayım. Bakın arkadaşlar şimdi çift kağıt as. As'tan bir tane de çıktı. Bu yüzden atarsınız bir tane tek dışarıda diye ama gördüğünüz gibi bende var. Şimdi bu as ile pişti yapmış oldum. Şu pişti'yi de şu şekilde koyuyoruz. Biri açık, biri kapalı şeklinde. Mesela varsayalım ki bir de dörtlü attı bu oyuncu. Bu, bu arada dörtlü atmaz da çünkü as dört tane olduğundan bitti. Yani sağlam kağıt olan ası atar ama varsayalım ki dörtlü attı. Dörtlüyü de aynı şekilde pişti yapıp alıyoruz. Puanlama biraz karışsın diye pişti verdim. Dörder tane daha kağıt atıyorum. Bu arada arkadaşlar videonun bu kadar kısmını beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenerek bana ücretsiz şekilde destek olabilirsiniz. Şimdiden beğenen arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ederim. Şöyle şu kağıtları açayım. İkiliyle aldı. Şöyle atıyoruz. Daha tutar olmadığı için bir de şöyle bir özellik var. Şimdi onu göstereyim. şunlan aldı. Bunu attım, papaza attı. Bazı yerlerde arkadaşlar son kağıt pişti olmaz derler. Yani sonuncu kağıt yerdeyken pişti olmaz ama öyle bir şey yok. Son kağıtta pişti olur hatta. Mobil uygulamalarda da oynadığınızda sonuncu kağıdı pişti olarak kabul ediyor. Ve bir özellik daha arkadaşlar Söyleyin pişti ile ilgili bilmeniz gereken. Kağıt bittiğinde yerdeki kalan kağıtlar kimin alacağına şöyle karar verirsiniz en son kağıdı kim aldıysa o alır. Vale ile burası aldığı için bura alır. Eğer kimin aldığını anlayamadıysanız, takip edemediyseniz de tek çift yaparak sıralı, oynama sırasına göre kimin aldığını bulabilirsiniz. Şimdi geçelim arkadaşlar puanlamaya. Puanlama nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar piştiler 10 sayı. As 10 sayı, as 1 sayı. Pişti ile yaptığımız için bu burası 11 sayı. Yani 21 sayımız burada var. Vale'ler birer sayı. 22. 23. Aslar bir, valeler bir sayı. 24. Bu güzel ikili iki sayı. 26. Güzel onlu üç sayı. 29. 30. 31 sayı almışız arkadaşlar toplamda. Elde 16 sayı olduğu için arkadaşlar Burası ise 5 sayı almış olacak. Gene de sayalım sizler de görün. 1 Valeyi saydım 2 11 pardon arkadaşlar şöyle 5 sayı kağıt çokluğuyla birlikte 5 sayı almış olacak. 2 sayısı burada. Kağıt çokluğu kimde ise şu an 13 sayı etti toplam. Kağıt çokluğu kimde ise o da 3 sayı olacak. Kafanızı karıştırmamak adına baştan bir toparlayayım. Kağıt çoklu 3 sayı arkadaşlar. Aslar birer sayı. Şöyle çıkartayım. Güzel onlu 3 sayı. Güzel ikili 2 iki sayı. Ast ve valelerse birer sayı. Toplam 13 sayı burada var. 3 sayı da kağıt çoklu. Yani 31 arkadaşlar. Kağıt çoklu da burada olduğu için 34 sayı bura almış oldu. 2 sayı bura almış oldu. Kağıt çokluğunu nasıl hesaplıyoruz? Tek tek sayıyoruz arkadaşlar. Şimdi yan yana görünce zaten net bir şekilde anlaşılıyor. Çok daha fazla aldı. Ama şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 52 sayı olduğundan arkadaşlar 26 ve üzerine alan zaten kağıt çokluğunu almış oluyor. Yani 26, 27. kağıda alan tüm şeyi almış oluyor kağıt çokluğunu. Fakat burada da bir ufak bir trek nokta var. O da şu. 26'ya 26 olunca ne oluyor? O zaman da arkadaşlar kağıt çokluğu yazılmıyor. Yani 13 sayı üzerinden toplam 13 sayı üzerinden piştiler hariç hesaplama yapılıyor. Tekrardan dediğim gibi anlamadığınız noktalar yorum olarak yazın zaten cevaplandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.